Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bir defa çok iyi bir futbol ile 3 puan. Göztepe gibi son haftaların en başarılı takımından deplasmanda alabilmek önemli bir iş. Açıkçası kalemize top gelmeden harika bir gol yedik. Yani golün de güzelliğini yemek herhalde iyi bir şey olsa gerek. İnkar da etmemek lazım. Güzel gol yedik. Çabuk reaksiyon gösterdik. Geriye düşüp geriden gelmek de, 3 gol atmak da, daha fazla pozisyona girmek de bizim bugün artılarımız. Toplu oyunda iyiydik. Pas oyununda çok iyiydik. Halil ve Kerem bugün iyi oynadılar. Özellikle Kerem, Allah nasip ederse yavaş yavaş Türk futboluna hediye edeceğimiz gençlerden bir tanesi olacak diye düşünüyorum. Muhakkak ki daha öğreneceği çok şey var. Ama şu ana kadar iyi hazırlandı ve her oynadığı maçta da iyi oynuyor. Onun adına çok sevindim. Halil de bizim yetenekli oyuncularımızdan bir tanesi. Bugünkü sistem de bana göre onlara tam uygundu. Onlar da blok arasında biz fazla olunca Feguli, Getson ve Emre Kılınç, Halil ve özellikle Halil oradaki manevraları daha kolay yapar oldu blok arasında. Kerem orayı daha iyi kullanır oldu. Kerem'i solda oynatmamıza rağmen sağdan iki gol atması da onu gezdirmemizin daha doğru olduğunu bize gösterdi. Yani bugün Göztepe çok ciddi bir rakip. O yüzden Göztepe'ye karşı bu kadar iyi oynayıp bu kadar da gol pozisyonuna girmek beni çok sevindirdi. O yüzden biz tamamıyla sahanın içine konsantre olmaya çalışıyoruz. Biz Galatasaray'ız. Hiçbir zaman pes etmeyiz. Hiçbir zaman vazgeçmeyiz. Sonuna kadar elimizden geleni yaparız. Maçlar kazanılır, kaybedilir. Şampiyonluklar kazanılır, kaybedilir. Bunlar doğal işlerdir. Ama dediğim gibi biz hiçbir şeyi bırakmayız. Elimizden gelen en fazlasını sezon sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Mümkünse sizin söylediğiniz şeylerden de uzak kalmaya gayret edeceğiz. Futbol sahası bizim işimiz deyip eğer rahat edebilirsek o tarafa konsantre olacağız. Başka soru var mıydı basın toplantı odasından, yoksa karşılaşma hakkında olan medya mensuplarından? Ertan Süzgün'ün iki sorusu vardı. Biri bu konuyla alakalıydı. Diğerini soruyorum. Hocam 8'de kapanır, 18'de kapanır görüşünüz ve sonrasında yaşananlar hafızalarda. Puan farkı 6'ya düştü. Hocam size göre 6 puan fark kapanır mı? Muhakkak ki bir tanesi de yani daha önceki 8'de 18, yani bugün 6 ile ilgili bir şey dememi istiyorlar. Onun gibi çağırdı sanki. Çağrışım yaptı bana. Ama dediğim gibi yani Galatasaray'ız biz. Bakın şampiyonluklarımıza. Bazı şampiyonluklarımız hep böyle geriden gelerek ama vazgeçmeyerek ama karakterimizi sahaya yansıtarak olmuştur. Bu Galatasaraylı futbolcular geriden gelerek, pes etmeyerek, iddialarından vazgeçmeyerek ve karakterlerini koyarak o başarıları, o şampiyonlukları kazanmıştır. Bugün de söylüyorum yine, vazgeçmeyeceğiz. Şu ana kadarki olan bölüm bize yakışan bir bölüm değil. Benim belki de Galatasaray'daki antrenörlük dönemlerimde pek aldığım bir netice de değil. Ama bir hata varsa oyuncularımın değildir, benimdir. Ben seçiyorum, ben oynatıyorum. Benim yanlışımdır. Oyuncularımın değildir. Onlar iyi niyetlerle
oynuyorlar. Tabii ki zaman zaman hata yapacaklar. Futbol hatalar oynuyor ama daha 7 maçımız var. 7 maçta her şey olabilir. Dediğim gibi maçlar kazanılır, kaybedilir, şampiyonluklar elde edilir, belki de yitirilir. Ama sonuçta mesele bizim vazgeçmememiz. Biz vazgeçmiyoruz. Nasipse, Allah izin verirse bakacağız ne olacak, göreceğiz. Teşekkürler hepinize. Teşekkür ederim. Sağ olun.